Herkese merhaba. 2 Nisan 2021 Cuma. Manşete hoş geldiniz. Bugün ana konumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son yaşananlar. İktidar bir kanunu geçirmek için meclise sevk etti. Saray daha doğrusu. Fakat enteresan bir gaflet eseri iktidar milletvekillerinin olmadığı bir sırada genel kurulda teklif oylandı ve reddedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurallar şöyledir. Bir kanun reddedildiğinde bir yıl boyunca bir daha gündeme getirilmez, teklif edilmez vesaire. Üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Bu da doğaldır. Başka demokrasilerde de örneği var. Fakat iktidar böyle bir kaza nasıl olabilir diye yandım anam dedi ve bir gün sonra masayı devirdi. Her zaman yaptığı gibi ve tekrar teklifi gündeme aldırdı ve 6 Nisan'da tekrar oylanacak. Hep yaptığını yaptı. 7 Nisan 2015'te de masayı devirdi. Tekrar ülkeyi seçime götürdü. İstanbul seçimlerinde de kaybedince işte efendim mızmızlık yaptı. Devirdi masayı ve gene şey yaptı. Kimin de sonuç aldı, kimin de alamadı. Ayrı bir konu ama bu artık yasa tanımazlığın, hukuk tanımazlığın, siyaset tanımazlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tanımazlığın, iç tüzük, anayasa, aklınıza ne geliyorsa kanun, kural, kitap tanımazlığın açık bir göstergesi ve son örneği. Muhalefet ne yapıyor? Ona da bakacağız. Hala oyunda kalmaya devam ediyor. Bakalım. Oyunun kurallarını sürekli ihlal eden bir ana oyuncu var. Ve her defasında da muhalefeti dövüyor, dayak atıyor. Hatta dayaktan beter etti. Ama muhalefet bak nasıl işte kanunu geçirmedik gördünüz mü filan falan. Ne oldu? Geçirecek. Altısında bütün iktidar unsurları orada olacak ve geçecek. Yine bazı yorumcular şey diyorlar işte muhalefet ayağa kalktı. Herkes işte muhalefeti şey yapıyor, eleştiriyor ama bak muhalefet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde varlığını gösterdi ve iktidarın getirdiği bir kanunu pat geri çevirdi. Hayır, bir şeyi geri çevirebilmiş değil. İktidar bir gün sonra hayır olmadı saymıyorum dedi. İptal etti bir gün önceki her şeyi ve ben tekrar bir daha getireceğim ve geçireceğim dedi. Hadi bakalım buyur. Yani öyle muhalefetin ayağa kalktığı, atağa kalktığı falan yok. Ona birazdan bakacağız ama bir fikri takip Sedat Laçiner'le ilgili. Sedat Laçiner'in sağlık durumu hakkında hala belirsizliğini koruyor. Bir özel yayın yapmıştım dün. Kronik hastalıkları var ve korona teşhisiyle hastanede mi, cezaevi revirinde mi çokça tartışma var. Bu konuda Cevheri Güven bir not paylaşmış. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde korona teşhisi konmuş Profesör Doktor Sedat Laçiner'e ancak cezaevi yönetimi hastanede değil cezaevinde karantinada olduğu bilgisini veriyor. Yüksek tansiyon, şeker, kalabalık koğuşlar nedeniyle oluşan kronik bronşit hastalığı söz konusu. Ayrıca kötü koşullar nedeniyle sürekli yenilenen alerji yaraları var. Bu durumda birinin cezaevinde kalması mümkün değil diyor Cevheri Güven attığı tweetlerde ve konuya dikkat çekmiş. Cevheri Güven'in verdiği bilgiye göre hastanede değil cezaevi revirinde veya koğuşunda. Yazıklar olsun. Korona son derece önemli. Son Türkiye ve dünyada çıkan rakamlar belli bölgelerde gerçekten ürkütücü bir noktaya geldi. Bir kere daha Sedat Laçiner'e acil şifalar diliyoruz. Bu çizgide Gökhan Bozkuş'un çizgileri. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Onun Twitter hesabından aldım. Böyle gülen bir yüzüyle çizmiş Sedat Laçiner'i. Koronavirüs demişken dünyadaki en büyük gerçeklik bu. Dünyada 130 milyon vaka, 2,8 milyon ölüm var ve şu artık son dakika itibariyle ülkelerdeki durum, ben bunu vaka sayısına göre sıralamak istiyorum. Ülkeleri görüyorsunuz. Sarı blokta vaka sayısı, kırmızı blok ölüm rakamları. İlk sırada Brezilya var. Onu Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Bu ülkeler yüzlerce milyon nüfuslu, hatta Hindistan 1 milyarın üzerinde nüfusu var. Fakat Türkiye'ye yakın nüfusu olan ve Avrupa ülkeleri itibariyle baktığınızda gerçekten dehşet verici rakamlar var. Fransa 50 bin vakayla kapandı çarşamba günü ve bir ay boyunca kapandı. Okullarda tatil edildi bilginize. Fransa'da ölümler de son gün 314'e çıkmış. Türkiye 40 bini geçti vaka, Sağlık Bakanlığı açıklaması. Polonya, Almanya devam ediyor. Almanya'da 23 bin vaka, 205 ölüm var ki Almanya 10 milyon vatandaşını dahi bir doz aşıyla aşılayamamış durumda ki Almanya'da Pfizer-BioNTech aşısı bulundu. Bazen yani gerçekten zor. Kampanya mı yapamıyorlar? Aşı konusunda bir organizasyon sıkıntısı mı var? Almanya'da da alarm sesleri yavaş yavaş geliyor. Benim yaşadığım ülke İngiltere. İlk 10'da göremiyorsunuz. İlk 20'de de göremiyorsunuz. İlk 30'da da göremiyorsunuz. 31. sırada UK, United Kingdom Birleşik Krallık 4478 vaka. Neden? 51'de ölüm olmuş 1 Nisan itibariyle. İşte bu hükümetin koronavirüs sayfası. Burada size şu rakamı göstereceğim. Her gün aşılanan 31 Mart itibariyle 1. doz aşı uygulanan insan sayısı 66 milyon nüfusu var İngiltere'nin. 31 milyon 147 bin kişi birinci doz aşıyı vurulmuş. İkinci doz aşıyı vurulan 4 milyon 513 bin. İlk doz aşıyı vurulan 31 milyon kişi ise 50 yaş ve üstü kişiler. Dolayısıyla 50 yaş ve üstü tamamen aşılanmış gibi bir durum var ki zaten aşılanmayanlar da bir hafta 10 gün içinde aşılanacaklar. Çocuklar dahil İngiltere Ağustos ayında aşılamayı bitirmeyi ve Eylül ayından itibaren en azından ülke içerisinde normale dönmeyi planlıyor. Bu konular biraz böyle konular. İşte bakın Sağlık Bakanlığı'nın verileri, işte tablosu bu. Doğru kabul etseniz de yanlış kabul etseniz de nasıl kabul ederseniz edin rakamlar gerçekten kaygı verici noktada. Kesinlikle kaygı verici noktada. Öznur Kalender, siyasete geçelim. Cumhur İttifakı'nda son durumu böyle çizmiş. AKP artık MHP'nin büyük ortağı. Evet, güzel bir çizgi. Ampulle kurt sembolünü böyle birleştirmiş. Gazete kapaklarında sadece bu konuyla ilgili ne var ona bakacağım hızla. Mecliste yaşananla ilgili. Bir günün manşeti şahsımın meclisinde son perde diyor. Güvenlik soruşturması teklifi ele alınırken yaşananlar meclisin AKP'nin oyun bahçesine dönüştüğünün kanıtı. Şimdi sırada bir tek seçim yok, üye sayısı çok olan parti iktidar olur kararı kaldı. Seçim yok, üye sayısı çok olan parti iktidar olur kararı kaldı. Yani diyor ki artık bir gün, ya anlayın artık diyor. Yani seçim meçim hikaye, bu adamlar gitmeyecekler. Bak İstanbul'da sandığı devirdiler. 7 Haziran 2015'te %40'la azınlığa düştüler. Gene sandığı devirdiler. Kimi zaman sonuç aldılar, kimi zaman alamadılar. Ayrı bir konu ama bu yani şahsımın meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelen bir kanun reddedildiğinde veya kabul edilmediğinde bir yıl boyunca gündeme bile getirilmez. Kanun kural bu. Ama ne oldu? İktidar allem etti, kullem etti. AKP'liler hayır saymıyoruz dediler ve 6 Nisan'da bir daha oylayacaklar. Oylayacakları şey de şu. Güvenlik soruşturması teklifi. Yani artık kişilerle ilgili MİT soruşturması istenecek. Devlette şurada burada çalışacağı zaman değişik bir temiz kağıdı sistemi ve burada ikinci derece akrabaları dahi acaba işte efendim bir yerlerle iltisaklı mı? Buna bakılacak. Yani sizin kuzeniniz, amcanız, dayınız, dedenizin bilmem kimi, işte efendim eşinizin bilmem neyi filan neyse bir iltisakı varsa, başından bir şey geçmişse, KYK'lıysa mesela, neyse aklıma geldikçe söylüyorum, gitti. Yani siz özelde de resmide de belki iş bulamayacaksınız. Böyle bir durum var yani. Güvenlik soruşturmasından kasıt bu. İktidar o kadar önem veriyor ki insanları fişlemeye devam etmeye. Ya nasıl olur bir gaflet anında biz bunu geçiremeyiz falan gibi bir şey var. Karar Gazetesi meclisin üstünde meclis var manşetine atmış. Evet. Meclis oylaması hiçe sayıldı diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun reddettiği teklif Şentop tarafından yeniden oylatılacak. Evet. Mustafa Şentop var ya, profesör doktor tırnak içinde. Bu dönemin, hele özellikle geriye doğru 6-7 senenin mühim faillerinden biridir ve ağır hesap verecek ve bunu bildikleri için de zaten bırakmıyorlar yani. Yani yarın öbür gün bir şekilde demokrasiye, hukuka az buçuk dönülse duman oluruz. Biliyorlar bunu yani. O kadar suça bulaşmış ve batmış durumdalar ki artık onlar için bu hayat memat meselesi. Bu da öyle yani. Bu da bunun gibi bir şey. Evrensel meclis oylaması İstanbul seçimine döndü demiş. Bahçeli'yi çizmiş Sefer Selvi. Biz HDP'yi kapatalım, AYM'yi kapatalım, gazetecilerin ağzını kapatalım, enflasyonu, işsizliği, pandemiyi de Avrupa düşünsün, ABD düşünsün. Öyle de pandemiden kırılıyor ülke yani. Sayın da demiyorum artık, Bahçeli. Türkiye Gazetesi, tabii yandaş nasıl verecek? Sadece bir tanesini getirdim. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin karambol golü iptal. İşte oturumu yöneten CHP'li Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın fırsatçılığı 6 Nisan'da bozulacak falan. Ya arkadaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi geliyor. O sırada iktidar yok, kuliste veya başka bir yerde bir gaflethanı, muhalefet oyluyor ve reddediyor. Yani burada kabahat teklifin sahibi olan iktidarın genel kurulda olmaması. Bu ne karambolü, ne kumpası, ne sızması, ne şu ne bu. Mecliste bunun gibi yüzlerce hadise var yahu. Bu gözler neler gördü? 5-6 yıl bilfiil parlamento muhabirliği yaptım ben. 95'te, 98'de, 2000'li yıllarda. Eline yüzüne bulaştırmışsın yani. Ne kumpası, ne karambolü, ne şeysi, sızma muhalefet falan, ne sızması. Meclisi CHP'li başkan vekili de yönetir, MHP'li başkan vekili de yönetir, AKP'li başkan vekili de yönetir, hepsi yönetir. Ben de ne anlatıyorsam yani. Bakın, tepkisizlik hayra alamet derken bunu söylüyorum. Buna tepki göstereceksiniz. Muhalefetin ayağa kalktığı falan yok. Muhalefetin atağa kalktığı falan da yok. Bu olayı görüp işte bak nasıl muhalefet sonuç aldı diye yorum yapanlar var. Ne oldu? Bir gün sonra iktidar masayı devirdi ve hayır kardeşim böyle dedi. Hadi bakalım şimdi ne yapacak muhalefet? Şimdi ne yapacak? Ha ben söyleyeyim, ben söylemeyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu söylesin. Muhalefet ne yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim. Sevgili halkım, dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun teklifi görüşüldü ve reddedildi. Normalde bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi lazım. Ama saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve meclisi sabote ettiler. Bir zorbanın talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz. Reddedeceğiz. Önümüzdeki süreçte sandık gelecek ve biz bunlara dersini vereceğiz. Demokratik yollarla dersini vereceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Hiç endişelenmeyin. Birlik olacağız. Beraber olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birisinin milletvekilleri değil, halkın milletvekilleri olacak. Bunu yapacağız. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, ilk seçimde defterlerini düreceğiz. Biz de diyoruz ki yahu sandığı devirdi daha evvel kaç kere. Hangi seçim? Bak Eser Karakaş. Bugün mecliste o oylama tekrarlanır ve kabul edilir. Yani dünkü karar yok sayılırsa ki oldu. Bu önce atılmış bir tweet. Meclis saray ve Şentop'un oyuncağı olmuş demektir. CHP, HDP, İyi Parti ve hatta dürüst AKP'liler sineği millet alternatifini düşünmek zorundalar. Çünkü artık meclis yok demektir. AKP MHP masayı devirdi ve oylamayı 6 Nisan'da yapma kararı aldı. Bu tweet ondan önce atılmıştı. Evet, artık meclis yok. Can Dündar gene bu bahsettiğim 6 Nisan kararından evvel attığı bir tweette aynı şeyi yazmış, benzer bir şey yazmış. Muhalefet AKP'nin kaybettiği oylamayı yeniden yaptırmasına engel olamazsa artık o mecliste kalmamalı. Eser Karakaş devamla. Ha bunu okuduk pardon. Bir kenara not edin. Bugün mecliste ne olduysa aynısı ilk Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde de yaşanacaktır. Aklın yolu bir yani. Orada da devirecek. Mustafa Şentop, Meclis Başkanı Can Dündar yazmış. Takımın yediği golü çıkarma işi onda. Beceremezse bedeli ağır. Anayasal suç işleyip yönettiği meclisin iradesini gömmesi gerekecek. Yaptı. Said Sefa, AKP-MHP Perinçek İttifakı anayasal düzeni yıktı. Anayasayı tanımıyorlar, ülkenin kapısına kilit vurmadılar bir tek. Onun için de çalışmalar devam ediyor demiş. Atilla Kıyat, Sayın Cumhuriyet Savcıları, özellikle de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, HDP'nin kapatılması için iddianame hazırlamak ve suç duyurusunda bulunmak cesaret gerektirmez. Cesaret, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen için suç duyurusunda bulunmaktır. Burada hatırlatalım, Bahçeli Anayasa Mahkemesi HDP kapatma davasını Yargıtay Başsavcısına iade edince iddianameyi Anayasa Mahkemesi kapatılsın demişti. Şimdi hem Anayasa Mahkemesi kapatılsın dedi Bahçeli hem de HDP kapattı. Peki kim kapatacak? Anayasa Mahkemesi'ni kim kapatacak? HDP'yi kim kapatacak? Ya partileri Anayasa Mahkemesi kapatıyor, yargılıyor. Biraz zorlaştırıldı o konu, eskisi gibi kolay da değil. Anayasa Mahkemesi'ni kapatırsan HDP'yi kim kapatacak ve neyle kapatacaksın? Milletvekilliklerini nasıl düşüreceksin? Tabii biz de soruyoruz yani. Ali Can Uludağ işte devletin geldiği durum. Devlet Bahçeli'yi mağdur sıfatıyla ifadeye çağırmak isteyen hakime inceleme başlatan Hakim Savcılar Kurulu bugün de Fatma Nur Altun'a, Cumhurbaşkanlığı Propaganda Bakanı'nın eşi, hakaret iddiasına beraat veren yargıca soruşturma açtı. Detaylarını okursunuz Doçevele'den. Yani şu olay hani hep söyleniyor ya, yani hakimler nasıl karar alsın ki? Yani içeri atılabilir, sürülebilir, başına her şey gelebilir. Yani oluyor da nitekim. Tepkisizlik hayra alamet değil. Bu biraz da işin ekonomik tarafıyla alakalı. Bakın doğruluk payı sitesinden aldım. Yıllara göre toplam brüt dış borç stoku 450 milyar dolara ulaşmış, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı 2020 itibariyle ve bu milli gelirin %63'üne tekabül ediyor. Batmış durumda ülke. 450 milyar dolar dış borç milli gelirin %63'üne tekabül ediyor. Bu bir rekor ve ülke batmış durumda. Onun için zaten yastık altına ekonomiye kazandıralım. Hadi altınlarınızı, dövizlerinizi sisteme ekleyin falan diye çağrılar geliyor. Cumhurbaşkanı'na görev onayına baktığımızda da onaylıyorum diyen 49, onaylamıyorum diyen 46. Metropol araştırmanın Mart araştırması daha yeni, dumanı üstünde. Bu tabloda Cumhurbaşkanı'nı 49 onaylıyor, 46 onaylamıyor. Ben de diyorum ki tepkisizlik hayra alamet değil. Yani başına gelecek var ülkenin, yapacak bir şey yok yani. Tabloya bak, şeye bak yani. Bu da işte geriye doğru 2011'den bu tarafa olayın seyri. Tekrar yükselmeye başlamış. Bir ara Cumhurbaşkanı'na görev onayı, işte onaylamıyorum diyenlerin sayısı yükselmişti 49'lara kadar falan, tekrar düşmüş. İşte bakın, Boğaziçi Üniversitesi'nde arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Kadıköy'de öğrencilere yapılan muamele. Evet. Tepki gösteren bir avuç insan var ve onlara yapılan. Bakın, insanların boğazına çöküyorlar yani. Bakın, sembol fotoğraf. Ne istiyorsunuz yani? Gene bakın. Bülent Kılıç fotoğrafları bunlar. Ajans France Press'ten. Gene bakın. Her tuttukları öğrencinin veya eylemcinin boğazına çöküyorlar. Yani öldürülebilir, ölebilir yani. Amerika'da George Floyd böyle öldü. Bakın. Yani muameleye bakın yani. Bakın. Muameleye bakın. Kızlarına, ailesinden bir sürü insana tecavüz eden, cinsel istismarda bulunan insanları salıveriyorsunuz. Kokain çekenleri, şunları bunları. Bunlara da böyle reva mı diyorsun ama işte. Evet. Kadıköy'den tespit edilmiş yeni görüntüler. Evet. Çok enteresan bir tepkisizlik hali var. Yani şu görüntü gerçekten dehşet verici. Biraz daha ekranda tutmak istedim. Türkiye'nin geri vitesinin sınırı yok demiş Çetin Altan. Gerçekten öyle. Muhalefetin ayağa kalktığı falan yok. Muhalefet oyunda kalmaya devam ediyor. İktidar beğendiğini alıyor, beğenmediğini değiştiriyor. İşte efendim kendi kafasına göre takılıyor. Allah ülkenin, milletin sonunu hayretsin. Kolay değil, kolay süreçten, kolay günlerden geçilmiyor. Evet. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Öğlen saatlerinde, öğleden sonra Özgür Düşünce, Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.